Merhaba arkadaşlar. Bir başka video yayınıyla sizinle yine beraberiz. Bugün size gazetemiz Bozova Manşet'in haber başlıklarını, köşe yazarlarımızın dile getirmeye çalıştıkları konuların, sorunların başlıklarını sunacağız. Özellikle manşetimizde geleceğe umutla bakamıyoruz diye bir yazımız var. Nedeni apaçık ortada tabii. Neden geleceğe umutla bakamıyoruz? Bulunduğu konum, coğrafik özellikleri, turizm potansiyeli ve tarıma elverişli alanlarına rağmen Bozova'da yaşayan vatandaşlar işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ilçeden göç etmek zorunda kalıyorlar. Son sayımlara göre Bozova'nın nüfusunun 11.826 olduğu anlaşılmıştır. Maalesef 10-15 yıl önce Bozova'nın nüfusu 15.400'lerdeyken bugün 11.826'lara düşmesinin nedenlerini hep beraber araştırmak, incelemek, sorgulamak gerekiyor diye düşünüyoruz. Şu an 20.000'lerde, 30.000'lerde olması gereken bir nüfusumuzun olması gerektiğini düşünüyoruz. Yine ayrıca evde bakım aylığı ne zaman ödenecek diye bir haberimiz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşmesiyle beraber enflasyonda gerileme de sürecek diye bir takım açıklamaları var. Sıcak havalarda kalp hastalarına 7 uyarı niteliğinde bir yazımız var başlık olarak. Öte taraftan Bakan Selçuk, 3'ü kanser olmak üzere toplam 92 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını söylüyorlar. Tabii bu arada yabancı ilaç firmalarını her geçen gün zengin etmekle meşgulüz. O da tabii ki hayatımızın bir gerçeği haline geldi. Arkadaşlar, bir başka haberimizde Başkan Aksoy vatandaşla birlikte sahada. Evet, şu an gelirken bile Başkan Aksoy'un emirleri doğrultusunda Bozova'nın caddeleri 2 gün 2 gecedir durmadan yıkanıyor. Başkan Aksoy da kendisi Budaklı mahallemizde kilit taşı yapımını yerinde inceleyip vatandaşlarla bilgi alışverişi yapmıştır. Değerli arkadaşlar, köşe yazarımız Sayın Ahmet Pala kardeşimiz son model siyaset yaptım oldu. Kafanı hangi taşa vurursan vur diye bir yazı kaleme almış. Yani ben şahsen hak vermiyor değilim. Ben de kendisine katılıyorum, hak veriyorum. Çünkü son model siyaset yaptım oldu siyasetidir. Kimsenin maalesef eleştiri hakkı da yok. Öte yandan Ertuğrul Yılmaz kardeşimiz ben de sizden biriyim diyor. Bir gazetecidir. Kendi sorunlarını, ilçenin sorunlarını bir şekilde dile getirmeye çalışıyor. Bozova'da gazetecilik yapmanın zorluklarından bahsediyor. Ayrıca kamuda liyakatsizlik ve büyük israf var diyor. Köşe yazarımız İsmail Ercan. Maalesef günlük hayatımızda, günlük yaşamımızda artık alışılagelmiş bir şey. Liyakatsizlik ve israf. Türkiye'de birçok örnek verebilecek durumdayız. Ama şu an sizlerin kafanızı karıştırmamak adına sadece biz haberin, makalenin başlığını sunuyoruz. Öte yandan Doktor Cemal Üst kardeşimiz yine sağlıkla ilgili köşesinde limon kabuğunun saklı 6 faydasından bahsediyor. Gazetemizi takip eden arkadaşlar olursa haberlerin detaylarını görme şansı olurlar. Ayrıca benim köşem çok daha farklı ve manidar bir köşe. Ne uğraşıyorsun? Boş ver gitsin diyorlar. Arkadaşım, bu memleket hepimizin memleketi. Birçoğumuz başka yerde belki yaşayamayız. Bu topraklarda doğduk. Birçoğumuz bu topraklarda ölmeyi tercih eder. Yıllar önce büyük şehirlere göç etmiş. İnsanların içinde illaki bir ukde kalmış. 2-3 yılda bir de olsa, 5 yılda bir de olsa gelip mezarlıkta atasını, annesini, babasını
mezarını ziyaret etmek ister. Akrabalarını, arkadaşlarını görüp bir hasbihal olmak ister. O yüzden hani ben başka benzetme yapmak istemiyorum. Yani nereye gidersek gidelim, dönüp dolaşıp kendi doğduğumuz ilçeye geleceğiz. Şimdi yaşadığımız yerde tabii ki daha rahat, daha huzurlu, daha refah içerisinde yaşamak isteriz. İlçenin kronikleşmiş bir takım sorunları var. Bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Ama maalesef yani bir adım ileri gidemiyoruz. Yani bu kısır döngü içerisinde vatandaş zaten susmuş. Söyleyeceğini söyleyemiyor. Yapacağını yapamıyor. Sadece bir gazeteci kardeşiniz olarak madem bu ilçede yaşayacaksam, madem burada ölmeyi de düşünüyorsam menfi ya da şahsi düşünmemem gerektiğini düşünüyorum. Toplumsal olarak düşünüyorum bazı sorunları. Bu ilçede bir sorun varsa Ahmet'in Mehmet'in değil, hepimizin sorunu. Hepimizin, çocuklarımızın geleceğimizle ilgili bir an önce bazı kararların, bazı değişikliklerin, bazı atılımların olması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, gazetemizin arka sayfasında, son sayfasında 75 MTAL Ömer Başkan'la bir bambaşka. Kurulduğu ilk yılda başarılı bir performansla şampiyon olan iş adamı Ömer Yıldırım'ın başkanlığındaki 75 MTAL yani Mesleki Teknik Anadolu Lisesi futbol takımının haberini yapmışız. Bu yılda Ömer Başkan yine bazı ilklere imza attı. Önce başarılı teknik direktör Mahmut Çağran'ı kulübe kazandırdı. Öte yandan bayramdan sonra yaptığımız araştırmalara göre yani siyahi bir iki futbolucunun da gelme ihtimali göründüğünü dile getirmek istiyoruz. Gazetemiz bu haftaki spor sayfasında da böyle bir haber yapmışız. Şimdi değerli arkadaşlar, niye uğraşıyorsun, boşver gitsin konusuna tekrar gelmek istiyorum. Yani Bozova gerçekten yaşanabilecek bir yer. Bazen cenazelerimize bakıyoruz. Yüzlerce araç, binlerce insan, tanımadığı insanın cenazesine gidiyor. Taziye evlerimiz var. Taziyelerimizde herkes birbirinin taziyesine gidiyor. Fakat her nedense şu an bize dayatılmaya çalışılan bir kader var. Şimdi biz bunu ilahi kader olarak bir kere kabul etmek istemiyoruz. Kabul etmiyoruz. Beşeri bir kaderi yaşıyoruz. Beşeri kaderde insanlarımızın biraz zayıflığından, ekonomik olarak zayıflığından, okuma işimiz, bizim bilgi, proje üreteme işimiz, bir de güven meselesi doğdu son zamanlarda. Bir güvenin tekrar tesis edilmesi gerekir. Bu ilçe gerçekten güzel bir ilçe. Sorunlarıyla beraber de olsa güzel bir ilçe. Örneğin yanı başımızda bizim yüzlerce dönüm daha önce suların şarıl şarıl aktığı, her türlü meyvenin, her türlü sebzenin yetiştirildiği sulu tarlalar diye tabir ettiğimiz sulu tarlalar vardı. Küçük gölden, büyük gölden sular akardı. Ta Fırat Havzası'na kadar da gittiğini gördük. Sonra da ki iklim değişikliğinden dolayı kuraklıklar falan derken göllerin suyu da çekilmeye başlayınca araziler eskisi gibi yeşilimsi bir ton değil de sonbahar hazan mevsimindeki gibi tonlara sahip oldu. Devlet bir türlü imkanlarla bir proje gerçekleştirdi. Bozova Sulama Projesi adı altında. Bozova sulama projesi 3-5 yıl güzel geçmiştir. Çiftçinin bir takım zamanında borcunu ödeyememesi, birliğin borçlarının biraz kabarık olması nedeniyle 2 yıldır ilçemize o güzel kağıta su verilmiyor. Yani biz bu tür sorunları zaman zaman gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü Bozova'yı ben değil, biz hep beraber
İnşallah fikirlerimizle, maddi manevi katkılarımızla, kimisinin kalemi, kimisinin duası, inşallah bu kısır döngü içerisinde hep beraber çıkarmaya çalışacağız. Tabii burada en büyük sorumluluk siyasilere düşüyor. Biz siyasilerin biraz daha empati yapmasını, özverili davranmasını, yani gerekirse boz hava için elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Yani halkın, basının, çiftçinin, işçinin, esnafın sadece kendi söylemleriyle bir takım sorunların çözülemeyeceğini biliyoruz. Boz havada bir sahipsizlik var diyoruz. Boz havada kimse sahipsiz değil. Herkesin bir soyadı var, herkesin bir adı, bir sanı, bir misyonu var. Boz hava siyaseten sahipsiz. Evet arkadaşlar, şu ana kadar belki kimse bu konuyu pek fazla irdelememiş. Bozova siyaseten sahipsiz bir memleket. Burada içimiz dolu, ağzımız dolu, konuşamıyoruz fazla. Çünkü neden? Küçük bir yer. Herkes birbirinin dostu, akrabası, arkadaşı, kirvesi. Affedersiniz, aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek büyük derler. Biz de o adapla, o terbiyeyle biz bize düşeni, yakışanı yapmaya çalışacağız. Şimdi siyaseten sahipsiziz. Şu an atak mı diye tabir ettiğimiz siyasetin A takımları var Bozova'da. Kimi belediye başkan adayı adayı, kimi belediye meclis üyesi adayı adayları, kimisi de milletvekili adayı adayları vardı. İşte bunlar Bozova'dan elini çektiklerinde belki Bozova halkı kendini yönetecek ferasete sahip olur. Ama maalesef bu bahsettiğimiz siyasetçiler 3 yılda bir, 4 yılda bir bizim siyasi karakterimizle, genlerimizle oynuyorlar. Bir varmış, bir yokmuş. Ya bir geldiysen gittin. Gittin güle güle. Bir daha gelmene gerek yok aslında. Ama geliyorsan bu ilçenin sağlık sorunlarıyla, eğitim sorunlarıyla, işsizlik sorunlarıyla, tarımsal problemleriyle, bu ilçenin her türlü sorunuyla ilgilenmen lazım. Biz Ankara'ya belki gidemeyiz, sesimiz gider. Belki biz Ankara'ya gidemeyiz ama siz Ankara'nın imkanlarını buraya getirebilirsiniz. Sorunları çözmede katkı sağlayabilirsiniz. Yapın lütfen artık. Bozova'yı siyaseten sahipsiz bırakmayın. Siyaseten sahipsiz bırakacaksanız bırakın Bozova'yı. Gidin. Bozova kendi kendine sahip çıkar. Bozova kendi kendine yetecek bir yerdir.